Kadın kocasının onu sinirli bir anında boşanmasından korkarak "Sendeki talak yetkisini bana ver" dese, adam da "Tamam verdim" dese, bundan sonra adamdaki yetki olmayıp yetki kadında mıdır diye sormuştur hocam. Evet. Aslında bu konuyu farklı programlarla işlemiştik. Yani tefvizu talak deniyor buna fıkıh dilinde. Bir erkeğin boşama hakkını hanımına tevdi etmesi. Peki böyle bir yetki verdiği zaman erkeğin boşama hakkı elinden gitmiş oluyor mu? Aslında bakılacak olursa bu bir vekalet işlemidir. Nasıl ki normal herhangi bir ameliyede asıl olan müvekkil birine vekalet verdiği zaman o işi yapmak kendisinden soyutlanamıyorsa, kendisinin de o işi yapabilme imkanı ve kudreti varsa, aynı şekilde bir erkek boşanma yetkisini, boşanmaya dair bir vekalet gerek hanımına versin, gerek hariçteki birine versin, böyle bir yetki vermesi kendinden bu yetkinin gitmesi anlamını taşımayacaktır. Yani siz bakkaldan ekmek almak üzere bana vekalet verebilirsiniz. Peki böyle bir vekalet verdiğiniz zaman artık siz ekmek alamaz mısınız? Elbette alabilirsiniz. Burada da aynı şekilde erkek hanımına diyor ki istediğin zaman kendini boşayabilirsin veyahut da bugün için istiyorsan kendini boşayabilirsin diyebilir. Bu bir yetki vermedir, bir vekalet vermedir. Kadın da o vekalet doğrultusunda kendisini boşarsa boşama vaki olur. Ama kendisini boşamayacak olursa, eğer belli bir zamanla kayıtlıysa zaten o zamanın nihayete ermesiyle bu yetki de bitecektir. Bu bir talak olarak mı sayılıyor Şöyledir, erkek ne verirse aslında, hocam? yani dilediğin zaman kendini 3 talakla boşayabilirsin derse 3 talak boşama yetkisi vermiştir. Ama dilediğin zaman kendini boşayabilirsin demişse bu bir talaktır. Veyahut da kendini boşayabilirsin demişse de bu da mecliste mukayyettir. Yani o mecliste ancak kendini boşayabilir. Boşarsa boşanmış olur ama boşamayacak olursa o meclis bittiğinde, zaman geçtiğinde artık kadının bir daha böyle bir yetkisi yoktur. Ama burada hani genelde bu kadının boşaması değil de erkeğin elindeki yetkilerin bir kısmını alalım da erkek bir anda 3 talakı veremesin niyetiyle bu yapılıyor ama böyle bir şey yoktur. Çünkü böyle bir yetki vermiş olsa bile vekalet yoluyla vermiştir ama kendisi asıl olduğu için her daim kendisinin de hanımını boşama yetkisi olacaktır. O üç tela da verse yine Kendisi de yetki kendisindedir sahibidir. Çünkü dediğimiz gibi ekmek almaya bana yani. vekalet verdiğiniz zaman nasıl ki sizin ekmek alma işleviniz hala devam edebiliyorsa bir koca da hanımını her daim 3 talakla boşayabilir. Böyle bir yetki de verse kendisi asaleten boşar, hanım da vekaleten kendini boşamış olur. Anladım hocam.